Biz niye geldik buraya? Düğün için. Düğün mü? Nasıl yani, öyle damdan düşer gibi bir teklif, bir şey olması gerekmiyor mu? Oldu zaten. Oldu mu? Nasıl, ben amnezi geçirdim de hatırlamıyor muyum? Şebnem, nasıl hatırlamıyorsun? Hepimiz oradaydık. Nerede? Otelde. Hülya'yla gitti. Hayır, hayır. O otel değil. Diğer otel. Hani Müfit abi seni hanıma evlenme teklif etti ya. Ha, sen onu diyorsun. Ha, onu diyorum. İşte o yüzden geldik. Vasat atacağız. Ha, ha. Tabii tabii, kesin öyledim. Efendim? Şey diyorum ya, nasıl yani? Daha Müfit abimle teyzoşum nikah günü almadı ki. Hemen ne yani pasta tatmalar? Ya orasını bilemem. Müfit abi rica etti, geldik. Hmm, tabii tabii, yedim ben de. Şebnem, üşüdüm, içeri girelim mi? Hmm, gidelim gidelim. Ben de yedim çünkü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elif Hanım burada mı? İçeride. Kim diyeyim? Selim. Selim İnan. Bekleyin siz, çağırıyorum hemen. Çok güzel bir yermiş burası, iyi bulmuşsun. Ben bulmadım ki, Müfit abi bulmuş. Hı, tabii, yedim ben de. Hoş geldiniz Selim Bey. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, siz? Ben de iyiyim, sağ olun. Telefonda iki diye konuşmuştuk ama erken geldik, sorun olur mu? Olsun, hiç mühim değil. Merhaba, ben Şebnem bu arada. Merhaba, ben de Elif. Memnun oldum. Ben size çok güzel pastalar hazırladım tadım için. Seçeneklerimiz çok. İsterseniz içeriye geçip seçim yapabilirsiniz. En azından 5-6 tane indirebilirsek. Tabii. Şebnemciğim, sen de gel istersen. Yok, ben gelmeyeyim. Siz seçin, ben beklerim. Peki, buyurun. Hem pastanın içinden çıkan müzik de çok klişe bir fikir ama neyse artık. Meyveli pasta seçeneklerimizden çilekli, frambuazlı, ananaslı. Bunları çeşitlendirmek mümkün. Krokanlı pastayı tavsiye ederim. Pastanemizin en beğenilen pastasıdır. Bir bakalım bakalım. Ay, işin yoksa arada bul şimdi. Ay, o değil. Çok kalori alacağım. Hepsini yeme o zaman. Demek ki içinde. İçinde derken? İnşallah dişim falan da kırılmaz. Parça çikolatalı olduğu için mi dediniz? Yok, ben daha çok parça üzüklü olduğu için dedim. Nasıl? Beğendin mi? Çok beğendim ama boş çıktı. Nasıl boş? Vanilyalı, parça çikolatalı. Ondan taktım da parça çikolata taktım. Nefes al istersen. Zor alırım. Aha, buldum. İnci bu. İnci değildi ki o. İnci değildi hanımefendi. Şeker hamurlu, üstünde inciler vardı. Hanımefendi. Acaba bir müsaade edebilir misiniz, biz bir aramızda istişare şey yapsak? Peki. Yemin ediyorum şimdi patlayacağım ya. Şebnem, hepsini ye diyen olmadı ki sana. Olmadı değil mi? Ben zaten şimdi yemeyeceğim. Başka bir şey yapacağım. Gerçek meyve diyorlar, konserve çıkıyor yani.
Şam fıstığı yerine bezelye koyanı gördüm ben, bezelye. Ay hanımefendi, hiç kusura bakmayın ama bu davranışları size ben hiç yakıştıramadım. Ben de sana hiç yakıştıramadım Selim. Bu davranışı sana hiç yakıştıramadım. O kadar yedik, ağzından hiçbir şey çıkmadı. Ben gidiyorum. Hadi. Ne olur kusura bakmayın. Ben de anlayamadım niye böyle olduğunu ama iyi günler. Şebnem. Sevgilim ne oldu sana içeride? Hiçbir şey. Ya niye sinirlendin o zaman durup dururken? Ayrıca pastaların hepsi de güzeldi. Hiç de güzel değildi. Hepsi çok çirkindi. Ayrıca biz niye buraya geldik ya? İlişkimizin daha ilk günü. Altından da bir şey çıkmadı. Sevgilim dedim ya, Müfit abi istedi, o yüzden geldik diye. Ama ne ya? Neyse. Ha, ben anladım. Küçük hanım biraz daha özel bir şey istiyor galiba. O zaman seni akşam çok özel bir yere götüreceğim. O zaman teklif de akşama kaldı değil mi? Ne teklifi? Anlamadım. Tamam. Şey, o zaman akşam kaç gibi gideriz? Muhtemelen 8 gibi. 8 mi? O zaman hemen 8 olsun. Ne? Olsun bakalım. Hadi gidelim. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Ne yapıyorsun? Börek mi açıyorsun? Yok, cana mantı hazırlıyorum. Ha, sen mantı açmayı biliyor muydun ki? Yani uzmanlık alanım değil tabii ama iyi kötü bir şeyler yapıyorum. Olmadı iki paket makarna aldım, onu dayayacağım önüne. Hazır mantı alaydın keşke. Yok, olmaz. Söz verdim. Kız! Yapmışsın şeysime. Teşekkür ederim. Bu arada ben böyle bir ayrılık korkusu seziyorum. Değil mi? Böyle erkeklerin üstüne bir düşme falan kızlar tarafından. Yok. Ben cana her zaman ilgi gösteririm. Mesela geçen hafta isteseydi, geçen hafta da yapardım. Tamam. Bir şey soracağım Kainat. Mantıyı sen mi teklif ettin, cana can mı istedi? Ben teklif ettim ama... Aha, ben anlayacağımı anladım canım, çok mersi, tamam. Aman boş ver ya. Sen ne yaptın? Aa, evlilik teklifi ne oldu? Aman pastanede bir numara olmadı ama akşama garanti. Ciddi mi? Dedi ki bu akşam dedi baş başa dedi olalım dedi. Sana dedi özel bir gece hazırladım dedi. Böyle dedi şık bir yerde falan filan. Tabii yani pastane köşesinde evlenme teklifi edilmez böyle. Bana yakışır bir yer olsun değil mi? İyi, ayrılık falan yok o zaman. Ay ne ayrılığı be, daha bir gün olmuş sevgili olalı. Falda mı takıldın sen? Hala falda mısın sen? Ya ne alakası var canım? Ben evde yalnız mı kalacağım? Ay güzel kızım. Bir gecede yalnız kalıver, ne olacak yani? Bak telefon çalarsa annemler evde yok de. Çok fazla da televizyon izleme, değil mi? Tatlı tatlı otur, ha? Bak, istersen mantı da yapabilirsin kendine. Sadece haşlaması kaldı. Peki Özgür'e bir basarsan ne olacak? Polisi ara. Şebnem dalga geçme. Ay dalga geçmiyorum, ışığı kapat otur o zaman. Evde yokmuşsun gibi davran. Müstakbele şimdi, hadi ben çıkıyorum kızlar. Bay bay. Ben bir saate dönerim. İstersen sen de benimle gel hastaneye. Yok yok. Gelmeyeyim ben. Sen de dikkatli git. Eğer taksiyle falan gideceksen söyle şoföre çok hızlı yapmasın. 40'la falan gitsin. Tamam söylerim ben onu, merak etme. Şahane bir yerdir değil mi? İşte. Yani jet set hep böyle kokteyllerini, düğünlerini, nişanlarını falan burada yapıyordur herhalde. Bilmem. Ne demek bilmem ya? Bilmem diyorsun de. Sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Ama mekanı kapattırmışsındır. O kadarını akıl etmişsindir herhalde değil mi? Niye ki?
Tamam anladım. Bizden başka kimse olmayacak. Hadi gel gidelim. Ben bir lavaboya kadar gidip geliyorum. Tamam. Ne yani şimdi oldu mu ya? Hayret bir şey yok bir şey içinde. Ha bir de insan meyveli kokteyl falan söyler yani böyle bir gizemli olur içini bir kamışla karıştırırsa falan. Bu neymiş? E bu cam gibi. Hayır görünüyor yani. Ben olsam böyle yapmazdım vallahi. Sevgilim. Selim. Benimle evlenip beni dünyanın en mutlu adamı yapar mısın? Sabret. Ha. İyi sahneye çıkacak demek. Bu grubun adı Narda Afrika. Çok iyi çalıyorlar. Yani sen beğenirsin diye düşündüm. Beğenirim. De. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Bu şarkıyı Selim ve Şebnem için çalıyoruz. Kendisi özel olarak istedi. Arkadaşlar. Dizlerin üstüne çöktün. Sen devamını getirsene. Hayret bir şey. Orada beklenti yaratmışsın. İyi de o beklentiyi sen kendin yarattın Şebocuğum ya. Alakası yok. Vallahi bence var yani. Ben yok diyorsam yok ki aynen. Hayret bir şey. Teklif yok bir şey yok. Toz köz döndük evimize ya. İşte bunlar hep ayrılığa giden o yolun yapı taşları. Ya ayıp ya ayıp bir kere. Senin karşında kim var? Senin muhatabın kim? Şebnem Gülsoy var senin karşında. Yürü be elme ya. Eğer evlilik düşünmüyorsan hiç girmeyeceksin bu sevgililik ortamlarına o zaman canım. Koçum benim ya. Sen gönül mü eğlendiriyorsun bizim arkadaşımızla? Ha sen eğleniyor musun ya bizim arkadaşımızla? Hiç. Ay gerizekalı. Pislik. Aptal. Mal. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun kızım? Ay çok affedersiniz. Akif bütün gün benim kafamı karıştırdı hep. Ondan oldu bunlar. Çok pardon. Siz bana bakmayın, olur mu? Hayır, hayır. Sen en son mal demiştin. Oradan devam et kardeşim. Yok, yok. Ya ağzını açıp tek kelime bile etmedi eve gelene kadar. Öyle kös kös oturdu. Çok yüz veriyorsun. Bunların olması normal. Biraz ağırdan sat kendini. Şöyle geri çekil. Özgür, başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi zaten. Sus abicim. Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım ya? Hiçbir şey yapmadın. Ya kadehin içinde yüzüğün ne işi var Özgür? Ben mi koydum onu oraya? Şebnem görmeden yüzüğü alacağım diye akla karayı seçtim. Ne bileyim ben hoşunuza gider diye düşünmüştüm. Ha çok hoşumuza gitti. Şu halimize bak. Ölüyoruz mutluluktan. Yok abi yok. Yok benim bir şekilde Şebnem'in gönlünü almam lazım ki evlilik meselesini unutsun. Evet evet bir şekilde gönlünü al. Evlilik meselesini unutsun. Sen halledersin takma. Ya bir kere de bilmediğim bir şey söyle Özgür. Hadi ne yapıyorsan yap, acele et. Yukarıda bekliyorum seni. Ne bu şimdi? Gönlümü böyle mi alacaksın Selim? Evet. Hepsini senin için hazırladım. Sana özel. İyi de ben sıkıldım artık. Sürekli yemek, sürekli kahvaltı. Tamam, bu son olsun. Bundan sonrakine başka bir şey yaparız, olur mu? İyi bakalım. Madem hazırladın, yiyelim.
Afet Hanım. Mersi. Şebnem. Hı. Ben seni üzmek istemedim, biliyorsun değil mi? Üzülmedim ki. Yapma şimdi. Vallahi üzülmedim. Zaten önemli olan senin meseleye nasıl baktığın. Sen benim kafamda evlilikten korkan bir adam imajı çizdin. O kadar. Yoksa bir problem yok yani. Yok öyle bir şey. Ya korkmuyorum. Ama zamanı gelince her insan gibi ben de oturup düşüneceğim bu konuyu. Artık o zaman ne zaman gelir bilemeyeceğim Selim Bey. Binlerce yıl sonra falan. O zaman da yanında kimi bulursun onu da bilemeyeceğim. Artık huzur evine çağırırsın nikah memurunu, şahane olur. Şebnem, seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Çok seviyorum.